Yemek Adası'na ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında nefis bir somon balığı nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Hep birlikte buyurun yapımına geçelim. Öncelikle somonlarımızı soğuk suyun önünde güzel bir yıkıyorum. İçimize sinmesi için yalnız sıcak su ile değil soğuk su ile musluğun önünde şöyle bir yıkadım. Gösterdiğim şekilde bir tepsiye diziyorum. Bugün hava çok yağmurlu. Balkonda gösteriyorum. Eğer sıcak su ile yıkarsanız balık çabuk pişen bir et hemen pişecektir. O yüzden soğuk su ile yıkamanızı tavsiye ederim. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını bir kasenin içine alalım. Üzerine bir miktar karabiber. Çok az, böyle çay kaşığının ucunda denecek kadar ve bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyerek güzel bir sos hazırladım. Ve balıkların bütün yüzeyine bu şekilde bir fırça yardımı ile sürüyorum. Başka hiçbir baharat kullanmıyorum. Ve karabiberi de çok az kullanıyorum. Çünkü balığın tadını baharat bozuyor. O yüzden de tavsiye etmem başka baharat kullanmanızı. Gösterdiğim şekilde iki yüzünü de güzelce bir yağlıyorum. Tekrar bir tuz ekliyorum. En son eklediğim tuz balıkların daha güzel kızarmasını ve dış katmanının çıtır, içinin de pamuk gibi olmasını sağlayacaktır. Hangi tavada yapacaksak o tavayı öncelikle çok iyi ısıtmamız gerekiyor. Hiç yağ kullanmıyorum. Çünkü somon çok yağlı bir balık olduğu için kendi yağını zaten birazdan bırakacaktır. Bu şekilde yerleştiriyorum. Ve balıkları hiç yerinden oynatmıyorum. 5 dakika boyunca. İyice mühürlüyorum. Eğer yerinden oynatırsam balık sulanır ve mühürlenmez. Görüyorsunuz zaten yağını da bırakmaya başladı. O yüzden ekstra bir yağ kullanmaya gerek yok. Bu şekilde ızgara lezzetinde çok nefis, harika bir somon tarifi oluyor. Somon balığı çabuk dağılabileceği için 2 kaşık yardımıyla çevirdim. Her bir yüzünü sadece 5 dakika pişiriyorum. 5 dakika bir yüzünü, 5 dakikada diğer yüzünü pişiriyorum. Fazla pişirmemeye dikkat edelim. Bakınız iki tarafı da harika bir şekilde tam kıvamında rengiyle dokusuyla güzelce kızardı. Şimdi lezzet vermesi bakımından bir tatlı kaşığı kadar tereyağını somonların üzerinde gezdiriyorum. Tereyağı çabuk yanacağı için en son ekliyorum. Bu şekilde lezzetlendiriyorum. Diğer balığı sonra yapacağım. Onu sossuz yapacağım. Şimdi bu ilk yaptıklarımı sos ile yapacağım. Onu göstermek istiyorum. Evet. Dışı çıtır çıtır, içi de pamuk gibi harika bir somon kızartmış olduk. Bir portakalın suyunu ve yarım da limonun suyunu sıktım.
Öncelikle balıklarımızı servis tabağına alıyorum. Aynı tavanın içine bir tatlı kaşığı kadar tereyağını ekliyorum. Önceden portakal suyunuzu, limon suyunuzu hazırlamanızı öneririm. Çünkü tereyağı çabuk yanar. Hemen içine portakal suyu ile limon suyunu döküyorum. Portakalın büyüklüğüne göre değişebilir. Çok büyükse yarım portakal, yarım da limonun suyunu kullanabilirsiniz. Çok çabuk kıvam alıyor. Bakınız hemen koyulaştı. Üzerine bir tatlı kaşığı susam ekledim. Susam bu tereyağlı karışımda çıtır çıtır oluyor. Çok nefis, harika bir tat veriyor. Hiçbir baharat kullanmıyorum. Hepsi bu kadar. Çünkü baharatlar balığın gerçekten tadını çok bozuyor. Birkaç defa denedim, beğenmedim. O yüzden de önermiyorum. Evet, balıklarımız harika oldu. Bugün hava çok yağmurlu. O yüzden balkonumda yaptım. Gün ışığından faydalanmak için. Gösterdiğim şekilde sosumuzu somonların üzerinden gezdiriyorum. Bu şekilde çıtır çıtır susamlarıyla, ekşili portakal sosuyla harika bir somon tarifi verdim. Eğer buraya kadar da izliyorsanız lütfen bir beğen tuşuna basıp abone de olursanız memnun olurum. İnanın tadı efsane ve yapımı da ne kadar basit. Rengini de görüyorsunuz. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Yanında bol yeşil salata ile servis yapabilirsiniz. Bir mercimek çorbası, bol yeşillikli bir salata yapıp servis yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.